Var mı bir şey kızım? Yok. Beni işe alır mısınız? Kızım ben o lafı şaka olsun diye söyledim. Ben genç bir delikanlı arıyorum. Servise baksın, pakete gitsin filan. Hem asgari ücret senin neyine yetecek? Ben ancak o kadarını verebilirim. Tamam, anlaştık o zaman. Lütfen. Lütfen en azından deneyin. Akşam elim boş dönmek istemiyorum eve. Vallahi ne yapacağımı bilemedim kızım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Buraya oturabilirsiniz Barış. Alo. Alo Baran, neredesin? Antep'teyim, ne oldu? Annem okula geldi. Müdürle konuştu. Yani uzaklaştırma işi iptal oldu. Bir de o da sana teşekkür ediyor. Teşekkür falan etmiyorum. Ayşe için de özür diliyor. Maya ne uyduruyorsun? Sen ya. Özür falan dilemiyorum ben. Tamam. Baran. Müdürle konuşmuşsun. Boşuna ceza almıştın. Gerek yoktu. Önemli değil. Herhalde teşekkür etmek istedin. Neredesin, ne yapıyorsun? Antep'teyim, takılıyorum evde. Öyle mi? Antep'te çok tatlı bir yer var. İstersen bir gidip gör. Neresi ki orası? Tam kalenin orada, köşede Kır Kahvesi. Ne var ki orada? Bir gidip gör istersen. Belki beğenirsin. Eyvallah. Hoş geldin. Otursana. Bir dakika bekle, tamam? Kızlar için yaptığın çok ince bir davranıştı Baran. Tekrar teşekkür ederim. Sen o uyuz müdüre neden rica ettin ki? 3 gün gitmesem de olurdu okula. Bu herhalde Baranca teşekkür ederim demek. Yavaş yavaş öğreniyorum dilini.
seni yollara vuran Ayşe değil mi? Bu yaşta ikinizin de böyle bir olayın ortasında kalması büyük haksızlık. Ayşe o kadar temiz kalpli. O kadar iyi bir kız ki. Kendini bile düşünmeden sırf benim için ablasını, okulunu terk edip buralardan gitmeye kalktı. O hep kendini sona bırakır. Sevdikleri mutlu olsun ister. Dayanamıyorum onun üzülmesine. İkimiz de suçsuzuz yani. Evet. İkinizin de suçu yok. İşte biz ne kadar sevsek, ne kadar suçsuz olsak da ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sizin için ne yapabilirim bilmiyorum. Ama sakın bir başkası için sevginden vazgeçme. Keşke sana daha fazla yardımım dokunabilse Baran. Gerçi böyle bir şeyin yardımı da olmaz ama... Sadece güçlü ol. Ve sevdiğinin elini asla bırakma diyebilirim. Hepsi bu. Yok, yardımın dokundu aslında. Konuşmak iyi geldi. Hiç olmazsa anam gibi beni yargılamadan, bağırıp çağırmadan beni dinledin. O kadar ihtiyacım varmış ki bana. Ben babamı çok özlüyorum. Ama biliyorum. Öldü o. Yapacak hiçbir şey yok. Anamı da özlüyorum aslında. Beni seven, bağırıp çağırmayan, ne hata yapsam benim oğlum yapmaz diyen anam. Sen geldiğinden beri tanıyamıyorum onu. Sanki benim anam değil, bir başkası gibi. Beni mi suçluyorsun? Yok. Sadece anlamıyorum neden böyle oldu. Ben de anlamıyorum. Ben kalkayım artık. Eğer bir daha konuşmak istersen... Sağ ol. Oğlun mu? Baran. Bu mu sevmek ha? Ya sen nasıl böyle bir düşüncesizlik yaparsın ya? Kim ne der hiç düşünmedin mi? Ayşe'yi düşürdüğün durumlara bak. Ben senin mertliğine inandım ya. Kimin suçu bu ya? Benim mi suçum? Ayşe'nin mi suçu? Bir söyle ya. Gözlerimin içine bakamıyorum değil mi? Ha? Bak. Ben her şeyi unuttum. Utancımı da bir kenara attım. Gözlerimin içine bakıyorum bak.
Ayşe için bakıyorum. Sen de bak. Ayşe için baksana. Ne olacak şimdi?